videoda dünyanın en şanssız insanlarına bakacağız. Bu tarzda daha fazla video istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın ve günlük hayatınızda şanslı mısınız yoksa şanssız mısınız, bunu da yorumlara yazın. Bir bowling maçı galiba. Attı abi. Aa, bir tanesi devrildi, geri kalktı, gördünüz mü? Yıkılmayan labut yapmışlar ya. Yıkılmadım, ayaktayım. Bankaya para taşırken paraları saçan bir araba görüyorsunuz. Abi bütün paralar saçılmış. Ben de diyorum en baştaki abla ne yapıyor? Yerden para topluyormuş. Siz böyle bir durumla karşılaşsanız ne yapardınız? Yere dökülen paraları alır mıydınız? Benim takipçilerim almaz, biliyorum. Yalnız birilerinin günü gerçekten kötü geçecek. İş bitti, iş yok artık. Yunus neyi çaldı ya? Yunus bir şeyi çaldı. Tableti mi çaldı? Ya sen tableti ne yapacaksın? Tablet senin işine yaramaz ki ya. Yunuslar da öyle sevimli hayvanlardır yani. Onlardan beklemezdim. Kötü bir gün geçirdiğini mi düşünüyorsun? Gel benimkine bak bir de diyor. Abi onu keşke bırakmasaydın ya. Gitti gitti, camlar gitti. Şu videodaki çocuğa lütfen dikkatli bakın. Bakın en başta oturan çocuk vardı ya. Pastayı geldiler, vurdular kızın suratına. Abi bütün pasta çocuğun suratına gitti. Ya o çocuğun duruşu falan, kıyamam ya. Gerçekten kötü bir gün geçirdiğini mi düşünüyorsun? Abi pasta çocuk gerçekten üzdü bizi ya. Abi devriliyor, domino etkisi, hayır. Aa, neydi ki bunlar? Bir sürü şey devrildi ya. Aha da patron geldi. Patron geldi, geçmiş olsun. Roller coaster'a falan binerken neden yanınıza telefon almamalısınız? Gördünüz, ani bir fren yaptı, telefon gitti. Abi sen bu alette elinde telefonla ne yapacaktın ki? Onlar bir şeye bastıklarını sandılar ama neye bastılar? Abi suya girmiş olamazsınız ya. Çok kötü bir durum değil mi ama? Üstü kaplanmış muhtemelen suyun yani. Pek bir belirgin olmuyor ama. Bakarsanız şöyle suyun yarısı başka bir renk, yarısı başka bir renk falan. O yüzden öyle oldu. Oo, içecekler geliyor mu acaba? Ya abi bu olay bende olsaydı var ya aşırı sinirlenirdim. Çünkü arabayı temizlemek gerçekten çok zor. Yani arabanın içine bir şey döküldüğü zaman onu temizleyemiyorsunuz. İki tane keçi var. Sol altta da tamam o var. Tam adı neydi ya bunun? Horoz değil miydi? Horoz muydu? Abla arkadan... Ablanı arkadan ısırdı ya. Ya senin o arkayla ne işin var? Sen zaten et yiyen bir hayvan değilsin ki. Hayvanlara arkanızı dönmeyin. Ani bir atak yaşayabilirsiniz. Ne geliyor sudan? Bir şey geliyor. Aa, araba düşürmüşler. Ya abi o araba pert artık ya. Hiçbir şekilde kullanılamaz. Sen onu hurda fiyatına satmalısın. Baksanıza bütün sular dökülüyor. Bütün gölün suyunu almış araba. Ayrıca geri gidiyor. Evet, araba geri gidiyor. Tekrar ait olduğu yere gidiyor araba. Şu sporu yapıyorsunuz. Kaz geliyor, saldırıyor ya. Ya bu nasıl bir ihtimal ya? Kazın orada ne işi var? Yok, kaz değildi bu ya. Kuğu muydu bu? Her neyse işte geldi, saldırdı. Şu an dünyanın en garip videosunu izliyorsunuz. İnternet kafeyi su basmış ama insanlar oturup oyun oynamaya devam ediyorlar. Abi bak bu yüzmeye çalışıyor falan. Ne oluyor ya? CS oynuyorlar. Tamam ya, CS severiz biz de oynarız da. Su bastı ortalığı. O internet kafe sahibine üzüldüm ama ya. Ne olacak şimdi? Ama hiç insanlar da su basmış gibi değil. Sanki konsept buymuş gibi davranıyorlar. Abi senin araba geçmiş olsun. Senin araba BMW'ydi değil mi? Benimle masrafa var mısın diyor şu an araba sana. Keşke arabayı biraz kaldırıma alsaydın abi ya. Ne olacak, şu çimlerin üstüne park etseydin 2 dakika bir şey olmazdı. Tahmin edin nerede yaşıyorum gibi bir şey diyor. Aa, arabanın anahtarı kırılmış. Nerede o? Tamam, bununla çalışır ya. Bununla idare ettirirsin bence. Tak bakayım. Çalışması lazım. Çünkü bizim bir arkadaşın daha böyle kırılmıştı. Böyle ucundan tutup çevirebilirsen eğer, aynen pensen de var mı? Böyle irade eder yani. Evet, biraz anahtar parası gitti ama idare eder. Araba sakin. Ne oldu orada ya? Abi şöyle arabaların arkasından önünden giderken çok dikkatli olun. Pikapta bir şey taşıyorsa ani bir frende, ani bir gazda falan o taşıdığı şey düşebilir. Ne oldu abla? Tavanda, ay tavanda hamam böceği var. Üstüne düştü. İğrendim, nasıl iğrendiğimi fark edebildiniz değil mi? Kaşıntı geldi. Klimayı açmam lazım, beni sıcak bastı çünkü. O kadar huylanıyorum ki şu hayvanlardan. Dışarıda kar yağıyor, bana klima açtırdılar ya. Evet, arabanın lastiği yarılmış. Yani patlamış diyecektim de yarılmış. Hatta arabanın lastiği yok. Ama olay ne? Ha, yenisini taktın. Onu da nasıl yarmaya başardın ya? Abi bir lastik bu hale nasıl gelebilir? Ben de araba kullanıyorum. Hatta çok çok araba kullanıyorum. Yani fazlasıyla kullanıyorum. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Askerler
Evet, yatak gitti, geçmiş olsun. Askeriye de yatağın kırıldıysa acaba ne yapıyorlar? Hemen yenisini getiriyorlar mı? Yalnız yanındaki arkadaşları nasıl eğleniyor? Peki benim bu videoyu çekerken yakında askere gidecek olmam. Siz bunu izlerken zaten ben askeriye de olacağım. Askerlik yapıyor olacağım. İnşallah benim de yatağım kırılmaz. Yorumlara bir hayırlı tezkereler yazarsınız değil mi? Bir de anlatın bakayım ya, ben askerdeyken ne oluyor? Kanal kaç abone oldu? Ne oldu? Videolar nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Bir yazın bakalım, ben dönünce okuyacağım hepsini. Dünyanın bence en korkunç olaylarından birisi yol yıkılıyor ya. Hani yol yıkılması karşısında ne yapabilirsin ki? Arabanı bir gün park ettin, ertesi gün geldin araba yerin dibine girmiş. Çok kötü ya. Baksanıza diğerine bir şey olmadı da o garibimin arabası hep gitti. Oo, bu arabada fena buz tutmuş ya. Aç bakayım, açılmıyor mu? Nasıl bineceğiz? Buna kaynar su falan dökmek lazım. Çekme diyecektim de demek için biraz geç kaldım galiba ya. Arabaya nasıl bineceksin sen şimdi? Kapıyı kırdı ya adama bak. Demek ki neymiş, böyle donuk şeyleri öyle çok çekiştirmemek lazım. Çok kırılgan oluyor. Bugünün daha kötü olabileceğini düşünmemiştim. Yemek istedin, kuryeyi oraya mı bırakmış? Abi gerçekten ya, bu hareket de yapılmaz yani. Yağmurlu günde gelip oraya atar mısın ya? Açsın, aç aç, yemek bekliyorsun. Bir de karşılaştığın manzara şu. Geçmiş olsun, su böreği oldu artık onun. Kolay gelsin abi. Kafandan bir şey düştü senin de. O bardak da öyle niye oldu? Video gitgide kötüleşmeye başladı ya. Her türlü kaos var videoda. Abi ortalık battı, bir temizlemeyecek misin? Aa, şişe de patladı. Ne oluyor ya bu videoda? Videonun her saniyesi mi bir kaos olur? Dua edin evinizin önüne ayı gelmiyor ya. Yani bakın insanların ne dertleri var. Evlerinin önüne ayı geliyor. Geldi bal kabağını çaldı. Yani bal kabağının dışında eve de saldırabilirdi. Camları da kırabilirdi. Ne bileyim, istese bence kapıyı da kırıp içeri girer yani. Ne oldu ya orada? Abi yoğurt muydu? Ben ne olduğunu anlamadım ki. Bir anda kendi kendine patladı. Bu nasıl olabilir? Benim gördüğüm bir yoğurt kabı vardı. Kendi kendine patlıyor ya. Ben buradaki olayı anlamadım. Bir dördüncü kez izliyorum şu an. Yok, yine anlayamadım. Altında bir şey vardı, o patladı. Burası senin evin mi? Aa, tavan çökmüş. Abi tavan komple çökmüş. Fena fırtına var dışarıda. Bütün yağmurlar içeri yağdı. Gece rezil oldu ya. Onu nasıl yaptıracaksın da nasıl yatacaksın? Ne olacak şimdi? Şimdi o evde yatmaya kalksan evin içini su basıyor. Yatamazsın yani. Hani salona su basarken, su akarken yatabilir misiniz? Evi kapatıp gitsen, bir otelde kalsan falan, o da saçma olur. Geçmiş olsun. Güvenlik kamerası yine. Ne oldu ya orada? Camdan köpek mi geçti? Abi köpek camı kırdı ya. Eve geldin tatlı tatlı. Aa dedin, dur köpkemi seveyim. Bir de baktın cam kırık. Eğer hala gününüzün kötü geçtiğini düşünüyorsanız, şu kayak merkezlerinde sizi yukarı götüren şey var ya, onun üzerinde mahsur kalıp alttan suyu yiyen insanı düşünün ve gününüzün o kadar da kötü olmadığına karar verin. Abi şu an bitti ya o insan. Dondu yani. Eksi 500 derecede bir de alttan suyu yedi. Öyle duruyorsun yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Aşağı atlasan diğerlerini kırarsın. Yani kaçamazsın. Geçmiş olsun. Gerçekten günümüz iyi geçiyor. Bu samur mu ya bu? Su samuru falan mı acaba? Dur dikkat et. Ha sen zaten yıkmışsın ortalığı. Ay, bütün her yeri yıkmış. Ondan sonra da kaçacak yer arıyor. Buradan sürücülere seslenmek istiyorum. Kış ayındayız. Yolların kenarlarında su birikebilir. Şöyle insanların üstüne atmayın ya. Abi bu insanlar ne yapacak? O soğuk havada suların içinde kaldılar. Oradan da eğleniyorlar gibi abi. Gitseniz mi artık yani, bir şey yapın. Kötü bir gün geçiren köpke görüyorsunuz şu an. Abi yalnız kankası ittirdi, gördünüz mü? Bakın. Oradan çıkmaya çalışıyordu. Kankası şöyle hadi git buradan dedi. Kendi yoluna devam etti. Köpekler arasında da demek ki anlaşmazlık çok var. Arabaya neden tekme attın? Ha, sen onu tekme atıp düzelteceksin silikonla. Ha, bir düzelteme de göreyim ben seni ya. Sen onu bir düzelteme de. Al işte, arabayı söktün ya. Abi olay nerelere geldi? Ufak bir öyle kaktıracaktınız onu, çıkacaktı. O zaman videonun son darbesi geliyor. Hala şanssız olduğunu düşünüyorsan, hala gününün kötü geçtiğini düşünüyorsan, 74 yaşındaki kadının kurtuluşundaki bu görüntülere bir bakar mısın ya? Yukarı çıkana kadar milkshake oldu yani. Zaten bayıldı içeride. Bunun başka bir yöntemi falan yok mu ya? Beyblade gibi çevirdiniz insanları ya. 74 yaşında. Zaten siz o ipi kesseniz o böyle döne döne uçup giderdi. Gerçekten şu an videoyu izleyince ben şanslı olduğumu hissettim ya. Bu arada eğer bir gün böyle bir duruma düşersem, inşallah ki düşmem, helikopterle kurtarmayın beni ya. Benim çok midem bulanır böyle dönersem. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en şanssız insanlarına baktık. Ben gerçekten kendimi şu an aşırı şanslı hissediyorum ya. Çok iyiyim ben ya. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Videoya like atanlar aşırı şanslı.
şanslıdır. Diğer kanallara da abone olmayan kalmasın. Oyun kanalında bir sürü oyun videosu var. Hemen uçun gelin oraya. Hemen şimdi şu videolarımı da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.